Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, petrol istasyonundaki bir markete girmek üzereyken dondurma dolabına çarparak durabildi. Şamlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan olayda akaryakıt istasyonuna girmek için kavşaktan hızlı dönen Yücel K idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyonun market kısmına girdi. Market önündeki dondurma dolabına çarpan otomobil şans eseri dururken büyük bir facia atlatıldı. Sürücü ve petrol istasyonunda bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlatırken otomobilde ve markette maddi hasar oluştu. Kaza anı petrol istasyonunun güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Market camları kırılırken raflardaki ürünler dağıldı. Vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın incelemesini yaptı. Sürücü Yücel K. ifadesi alınmak üzere Hasandağ Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Laleli Mahallesi'nde tarımsal üretime destek veren mevsimlik işçilere ziyarette bulundu. Bülent Saklav burada mikrofonumuza konuştu. Dur bakayım. Şu dipten değil mi şöyle? Toprağın hemen üzerinde. Toprağın hemen üzerindeki. Otur otur. Maşallah maydanozlar da çok güzel. Buraya da bu yeşillik olayı maşallah çok büyük bir ivme aldı. Müdürlüğümüz de buna çok büyük destek veriyor. İnşallah biz de üretimlerinizi arttırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu maydanozlar buradaki yerli üretim ve aynı zamanda ilimizin vatandaşların tüketimine sunuyor. Hepsini sökeyim mi? Söktüm de. Evet, bugün ilimizde çalışan, tarımsal üretime destek veren, tarımsal üretimin olmazsa olmazlarından mevsimlik işçilerimizi ziyarete geldik. Biliyorsunuz ilimizde hem uzak illerden hem de yakın illerden hem de ilimizin içerisinde mevsimlik işçilerimiz tarlalardaki ürünlerde çalışıyorlar. Çapalama, sulama, hasat şeklinde. Bugün de bir maydanoz tarlasındayız. Burada da mevsimlik işçilerimizi ziyaret edip onların sıkıntılarını sorduk. Onlara destek çıkmaya geldik. Biliyorsunuz biz hem bakanlığımızın talimatları, hem bakanlığımızın projeleri, hem valiliğimizin talimatları, hem de yerelde yaptığımız projelerle mevsimlik tarım işçilerimizin yaşam standartlarını arttırmak için proje yapıyoruz. Bununla alakalı geçen sene bir proje yaptık. İnşallah bu sene de bir proje yapacağız. Geçen seneki projemizde mevsimlik işçilerimizin bulundukları yerde yaşam standartlarını arttırmak amacıyla bir WC ve banyo yaptık. Yaklaşık 100 tane. Onları yerleştirdik. Üstlerine de güneş enerjisiyle sularını bağladık. Orada hem bu genel ihtiyaçlarını görmeleri için gerekeni yapacaklar inşallah. Ben mevsimlik işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü tarımsal üretimde çok fayda sağlıyorlar. Onların da destekleyeceğimizi de taahhüt ediyoruz. Ben Sultan Ülger, yerli üreticiyim. Maydanoz da dahil yerli sebze yetiştiriyoruz. Başka neler yetiştiriyorsunuz? Sadece maydanoz mu var? Sebzenin her türü var. Çoğunluk olarak salatalık, domates, maydanoz, marul, kabak. Çok bunlar emek isteyen bir iş, yorulmuyor. Çok emek isteyen emektarlarımız var, mevsimlik işçilerimiz var. Onlarla her gün bacı kardeş gibi olduk. Her gün sürekli birlikte çalışıyoruz. Onlarsız olmaz zaten. Tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasının ardından güzellik merkezleri de hizmet vermeye başladı ve oldukça da yoğunluk yaşanıyor. Mikrofonumuza konuşan güzellik merkezi işletmecisi Filiz Kolukısa, kısıtlama döneminde yaşadıkları ekonomik zorlukları anlatarak devlet tarafından verilen desteklerin ise yetersiz kaldığını ifade etti. Merhabalar, siz tanıyabilir misiniz? Filiz Kolukısa ben. Filiz Taş Turban Tasarım ve Güzellik Merkezi'nin sahibiyim. Kuaförlükten harici ekstra verdiğiniz hizmet var mı burada? Tabii ki. Cilt bakımı, bazı cilt bakımı özel işlemler var. İşte plazmadır, dermapendir, cilt temizlemedir, ondan sonra lazer. Filiz Hanım, 17 günlük bir kapanma yaşadık. Kapanmada neler yaptınız, bayramı nasıl geçti? Valla evdeydik.
bütün 17 gün boyunca evdeydik, hiçbir yere çıkmadık. Vallahi verimli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Şimdi tam kapsama bir kapanma oldu ama tam kapsama bir açılma oldu. Birdenbire yükseleceğini düşünüyoruz biz şu anda. Yoğunluk var çünkü. Yoğundu. Bugün 4. gün. Full çalışıyoruz yani. 6 kişilik bir ekibimiz var. Akşam 7'ye kadar full, böyle hiç durmadan çalışıyoruz. Yararlanabileceğiz ama yeterli değil ki. 3000 lira nedir yani? Bizim sadece birkaç günlük giderimiz bu bizim. Peki devletten herhangi bir destek aldınız mı? Çünkü siz de çok zamanı kapalı geçirdiniz. Evet, evet. Yani devletten şöyle bir destek aldık. Aylık 1000 lira bir kira, 500 liralık bir kira kaybı desteği, gelir kaybı desteği de 1000 lira olarak 3000 lira verildi. Ama kira desteğini alamadık biz. Şu anda da bir 3000 liralık bir ek destek çıktı, hibe çıktı. Ama çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Borcu borçla kapattık. Öyle söyleyeyim yani, borcu borçla kapattık. Başka bütün işletmeler öyle. Küçük esnafları neredeydi? Neredeyse bitirdi. Çoğu esnafımız kapattı. Çoğu da cebelleşiyor şu anda. Kapatmakla kapatmamak arasında çok zor günler geçiriyorlar. Mesela sıfır faizle kredilerle desteklenebiliriz. Esnaf Sanatkarlar Odası destekleyebilir. Yine düşük faizlerle, ki yükseldi faizler, iki katına çıktı, onları düşürtebilirler tekrar. Ek ödemeler diye demiyorum artık, hibelerden devlete de bir şey söyleyemiyoruz. Hibe olmayabilir ama ek krediler çıkartabilirler. Uğraşıyorlar yani, sürekli uğraşıyorlar. Bir çözüm arayışı içindeler ama onların da ne elin gelen bir şey değil. Yapacak bir şey yok. Evet, evet. Tabii ki etkili. Kesinlikle çok etkili. Şu anda dün mesela bir müşterim geldi, iki kişi birden geldi. İkisi de muallak, ne zaman tarih belirleyemiyorlar. Tarih yok. O yüzden de ya biz alacağız randevuyu ama ne zaman alacağız? Şu tarih, bu tarih diye onlarda da bir şey var. Düğün salonları alıyor ama şeyi, randevuları alıyor ama kuaförden tam teşhisatlı bir randevu alamıyorlar. Tarih belli değil. Yani düğün salonları kapalı ama nikah salonları açık. Şu anda nikahlar yapılabiliyor. Biz de oradan yırtabiliyoruz birazcık. KOSGEB desteğiyle hayalini kurduğu iş yerini açan kadın girişimci Selma Çorakçı, çeyiz dükkanında verdiği hizmetleri anlattı. Çorakçı tüm kadınlara da hayallerini gerçekleştirmeleri konusunda çağrı yaptı. Ben Selma Çorapçı. Kendi iş yerimi kurdum. Öyle bir hevesim vardı, isteğim vardı. Hep hayalimdi. Halk eğitimde çalıştım. Sonra evimde çalıştım. Ama en iyisi dükkan oldu benim için. Bir bayan olarak bayanlara da tavsiye ederim. Yani kendi iş yerlerini kurmasını. Devletimizden, KOSGEB'den de desteğimi aldım. Ona da başvurumu yaptım. 17 günlük bir kapanma süreci geçirdik biliyorsunuz. Ne gibi zorluklar yaşadınız? Yani tabii ki kapanma sürecinde biraz üzüldük, streslendik ama inşallah yani hastalığı atlatalım diye, biraz azalsın diye. Yani sevindik de inşallah bundan sonra da iyi olur. Ümidiyle. Tabii biraz etkiler ama ev tekstil üzerine olduğu için her şey nevresimdir, pikedir, her türlü iş yapıldığı için burada yani çok etkilemez ama biraz etkiler. Burada her türlü hizmetimiz vardır. Çeyiz üzerine değil sadece. Bir eve ne lazım? Yani havlu satışları, bornoz satışları, pike dikişleri, nevresim dikişleri. Yani hepsi var. Yani şu anda tamir işi de yapıyoruz. Hani biraz katkıda bulunsun diye. Onu da alıyoruz. Yani elimizden geleni, müşterilerimizi boş çevirmemeye çalışıyoruz. Girdiği zaman her işi çözülsün, yapılsın istiyoruz. Yorgan, yastık, yün yorgan dikişleri de artık eskiler yeniye döndü. Kanepçe nakışlarımız, onlar nevresim olarak değerlendiriliyor. Yünlerimiz tekrar yorgan oluyor, yastık oluyor. Yani bunlar eskiye dönüldü artık. Herkes yani kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Evinde, evine katkıda bulunmak için. Ama bayanlarımızın da gerçekten çalışmasını isterim. Yani çalışan her zaman için iyi olur.
katkısı olur evine, çoluğuna, çocuğuna. Peki işleriniz nasıl? Şükür iyi. Vatandaşın alım gücü nasıl? Ya tabii ki biraz kısıtlı. Alabilen de var, gücünün yettiği kadar. Alamayan da var. Yani bu işler böyle. Nasip kısmet işi. Alan da oluyor, alamayan da oluyor. Peki yorgan diktirmeye kalkarsak bunun fiyatı nedir? Yününü siz mi ayarlıyorsunuz? Yok, kendi getiriyor. Yani burada yünü çok. Bizim Türkiye'de biliyorsunuz hep yün üretimi var. Olduğu için kendileri yünlerini getiriyorlar. Mitillerini biz veriyoruz. Sırayacak ablalarımız var. Onlar da sırma işlerini yapıyorlar. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından TürkSat'a yabancı medya Türkiye'de kaos üretecek farkında mısınız çağrısı yapıldı. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, yerel medyanın milli güvenlik sorunu olduğunu belirterek Siyonist sermayenin yerel medyayı ele geçirdiğini söyledi. Başkan Burhan, dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında özellikle pandemi döneminde yerel medyaya destek verilmesi çağrısında da bulundu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak yerel televizyonların yanında olan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizler yerel medyanın sorunlarını dile getiriyoruz. Maalesef bugüne kadar TürkSat uydu fiyatları konusunda yerel medyaya yardımcı olmadı. Ulusal televizyon kanalları ile yerel televizyon kanalları aynı uydu ücretini ödüyor. Burada bir adaletsizlik var. Ulusal televizyon kanallarının reklam gelirleri ile yerel televizyon kanallarının reklam gelirleri bir mi? Bizler belki 10 yıldır TürkSat'a çağrı yapıyoruz. 200'e yakın çağrı yaptık. Gittik, sohbet de ettik, çaylarını da içtik, çözüm olmadı. Peki ben soruyorum, ulusal televizyon kanalları, Kanal D, Fox, Show TV, ATV, Çay TV'nin, Kanal Urfa'nın, Kanal Fırat'ın, Kon TV'nin geliri aynı mı? Değil. Lütfen bu adaletsizliği giderin, dedi. Değerli arkadaşlar, bugün Anadolu Yayıncıları Derneği olarak üyemiz bulunan yerel radyo ve televizyonlar adına bir basın toplantısı yapıyoruz. TürkSat uydu fiyatları noktasında yerel medyaya yardımcı maalesef olmadı. Ulusal televizyon kanallarıyla yerel televizyon kanalları aynı uydu ücretini ödüyorlar. Burada adaletsizlik var. Ulusal televizyon kanallarının reklam gelirleriyle yerel televizyon kanallarının reklam gelirleri bir mi sevgili dostlar? Bizler bugüne kadar belki 10 yıldır TürkSat'a çağrı yapıyoruz. Çözüm? Çözüm olmadı. Kanal D ile Fox'la, Show TV ile, ATV ile, Çay TV'nin, Kanal Fırat'ın, Kanal Urfa'nın, Kon TV'nin geliri bir mi? Hayır, bir değil. Lütfen bu adaletsizliği giderin. Yerel medyaya sahip çıkmak bir milli güvenlik meselesidir. Sevgili TürkSat yöneticileri, artık duyun. Bugün yerel televizyonların adı Tel Aviv TV olacaksa, Paris TV olacaksa, Moskova TV olacaksa, ekonomik nedenlerden dolayı kapanacak ve yabancı sermaye satın alacaksa bu milli güvenlik sorunu değil midir? Sayın Cumhurbaşkanımıza yüzlerce kez teşekkür ediyoruz. Her konuda yardımcı oluyor. Ulaştırma Bakanımız şu zor süreçte yerel medyaya reklam desteği vererek ayakta kalmasına büyük katkı sağladı. Ama TürkSat'tan bir adım yok. Son dönemde yabancı medya mensupları Türkiye'ye giriyor. Türkiye'de operasyon yapıyorlar. Hükümet aleyhine yayınlar yapıyorlar. Biz ise milli güvenlik, ezan, bayrak, cumhuriyet diyoruz. Bu Reuters dediğimiz, Associated Press dediğimiz ajanslar Filistinleri suçlu ilan etti. Her gün İsrail katliam yapıyor. Çoluğun çocuğun elini kolunu kırıyor. Buradan lanetliyoruz İsrail'i de. Yerel medyaya sahip çıkmak milli güvenlik meselesidir. Bir an önce bu yanlıştan artık vazgeçin. Yerel pandemi sürecinde özellikle. Bakın biz bu açıklamayı yapmayacaktık ama üyelerimiz diyor ki ya pandemi sürecinde bile yardımcı olmuyorsunuz. Olmaz. O yüzden buradan lütfen taleplerimize yardımcı olun. Saygılarımı arz ediyorum. Meteorolojiden gelen açıklamaya göre Aksaray için yarın sabah itibariyle fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinden sonra rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Açıklamada ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
playofflara kalan 68 Aksaray Belediyespor ikinci lig yolunda Bursa Yıldırım Spor'a 3-2 mağlup olarak yarı finalde elendi. Türkiye Futbol Federasyonu 2. ligine yükselmek için playoff grubuna kalan 68 Aksaray Belediyespor, playoff'un çeyrek finalinde Düzce Spor'a sahasında 2-1 mağlup olduktan sonra deplasmanda 3-0 mağlup etmişti. Yarı finalde Kerkit Belediyespor'u deplasmanda 2-2 ve sahasında 1-1'lik sonuçlarla eleyen Bursa Yıldırım Spor'la eşleşmişti. Yarı finalin ilk maçında rakibine Aksaray'da 1-0 mağlup olan 68 Aksaray Belediyespor, yarı finalin ikinci maçında Bursa'da oynanan müsabakada Bursa Yıldırım Spor'a 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı ve ikinci lig ümitlerini başka bahara bıraktı. 68 Aksaray Belediyespor, Bursa Yıldırım Spor karşısında 5. dakikada Furkan Fehmi Güneş'in attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. 31. dakikada Mustafa Apardı skoru eşitledi ve ilk devre 1-1 sona erdi. 52. dakikada Aksaray Belediyespor, Talha Özler'in kafa ile attığı golle 2-1 öne geçti. 82. dakikada Bursa Yıldırım Spor, Hüseyin Çelik'le durumu 2-2'ye getirdi. Aksaray Belediyespor, rakip kalede gol ararken 90+8'de Hüseyin Atalay'ın kontra atakla gelişen atakla attığı golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı ve ikinci lig yolunda yarı finalde elenmiş oldu. Dördüncü grubu ikinci sırada tamamlayan Bursa Yıldırım Spor, playoff grubunda finale çıkan takım olurken, finalde üçüncü grubun yarı finalinde karşılaşan ve deplasmanda Esenler Erok Spor'u 3-2 mağlup eden Isparta Spor'un rakibi oldu. Playoff eşleşmelerinde 3. ligde 1. grup lideri Buca Spor'la 2. grup lideri İskenderun Spor finalde karşılaşacak. Diğer finalistler ise 3. grup lideri Isparta Spor ve 4. grup lideri Bursa Yıldırım Spor takımları oldu. 2. lige final maçlarını kazanan 2 takım daha şampiyon olarak yükselecek. Bu sezon gruplarını lider tamamlayan 1. grupta Diyarbakır Spor, 2. grupta Nazilli Belediyespor, 3. grupta Soma Spor ve 4. grupta Adıyaman Spor 2. lige şampiyon olarak yükselmişlerdi. Grubumuzda Kozan Spor, Sultanbeyli Spor, Silivri Spor ve Muğla Spor takımları küme düşmüşlerdi. Ekonomi gündemi. Şimdi hava durumu geliyor efendim. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.